Evet Hüseyin hocam, şimdi maç böyle başlamadan taraflar daha ordularını kurmadan hemen sana dönüp bu organizasyon hakkındaki görüşlerini alacağım. Maçtan bağımsız olarak organizasyonla ilgili soracağım sana. Bugün ikinci günümüz. Hani bugüne gelene kadar birçok eğlenceli maç gördü bu organizasyon. Organizasyonun genel hani hazırlığı birçok insanın birçok tarafın emeğiyle oldu ki hani şu an da bu elektronik spor severlerin bir araya gelmesi, böyle bir ortamda buluşması, hani Satürn'ün büyük desteği de oldu. Bu anlamda hani emek veren herkese teşekkür etmek lazım, başta oyuncular olmak üzere. Bu aynı zamanda elektronik sporların Türkiye'deki gelişimi adına da aslında milat taşı denilebilecek bir organizasyon. Çünkü StarCraft arkadaşlar elektronik sporun yurt dışındaki artık bayrak taşıyan oyuncusu diyebiliriz. Mücadelenin arenası StarCraft şeklinde yurt dışında pek çok müsabakada ve zannedersem Türkiye'de de bundan sonra daha çok ilgi toplayacaktır. Ne dersin Hüseyin hocam? Zaten hani sporla ilgilenen çok büyük bir genç nüfusumuz var ki elektronik spor da bunlardan biri, ne kadar çok bilinmese de bundan sonra daha çok ilgi çekip hani ilgilenenleri daha çok imkanla buluşturup bu sporun bir adım öteye geçmesine hani katkıda bulunmak gerekiyor bütün oyuncular ve destekleyenler olarak. Bu noktada tabii Taksim Satürn'de gerçekten bu rolü oynayarak aslında çok büyük katkıda bulunmuş oluyor elektronik sporlara. Türkiye'de federasyonun da kurulmasıyla birlikte artık bizim vizyonumuz şu ki belki de çok kısa bir süre içerisinde nasıl bir futbol ligi izleyebiliyorsak, nasıl futbol müsabakaları izleyebiliyorsak benzer bir şekilde StarCraft mücadelelerini, elektronik spor başka oyunlardaki mücadeleleri de izleyebileceğimiz yönünde. Zaten birazdan göreceksiniz. İki oyuncu da adeta kontrol o kadar yüksek hızla kontrol edecekler ki ünitelerini, ordularını şaşıracaksınız. Belki de takdir edeceksiniz ve bunun keyfinin aynen bir futbol izlemek gibi, aynen bir basketbol mücadelesi izlemek gibi bir şey olduğunu göreceksiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan maça dönelim mi Hüseyin hocam? Yavaş yavaş oyuncularımız da ön hazırlıklarını yaptılar maçla ilgili. Shakuras Plato'da ikisi de kuzey tarafında çıkıyor. Saat 1 ve saat 11 yönlerinde. Evet, sol üst köşede Spartaküs'ü görüyoruz ve sağ üst köşede Darksworn var. Şu anda Darksworn baktığımızda hızlı bir şekilde ikinci üstünü almış durumda. Bunun arkasında gazını ve spawning pool'unu attığını görüyoruz. Dolayısıyla ekonomik bir açılış izliyor kendisi şu anda. Spartaküs'e baktığımızda ise barakasını ileri attığını görüyoruz. Ne dersin Hüseyin hocam? Bu acaba bir hızlı ikinci üs anlamına gelir mi? Şu an öyle bir ihtimal var. İşçisini dışarı çıkardı. Bir taraftan da bir SCV'sini ve birkaç Marine'ini Darkswarm'un doğal üssüne doğru çekti. Darkswarm bir şeylerden şüpheleniyor şu an. Ama bakalım hani korktuğu başına gelecek mi, ben de merak ediyorum. İki SCV ve bir Marine var şu an orada. Bakalım o bunker bitecek mi? O Marine hayatta kalacak mı? Evet, şu anda pozisyonlaması çok iyi Spartaküs'ün gördüğünüz gibi. Buradaki bunkerını bitirebilirse Darkswarm'a çok ciddi zarar verecek. SCV'si ile çok güzel kilitliyor ama bunkerın arkasından içeri dronların sızmayı başardığını görüyoruz ve bu Marine'ini kaybediyor. Bu tabii ki çok büyük bir sıkıntı olacak kendisi için. Bakalım bunkerı bitirebilecek mi? Darkswarm bu işi son derece ciddiye alıyor. Gördüğünüz gibi pek çok sayıda işçisini çekti ve çok iyi bir şekilde bu saldırıyı savuşturmayı başarıyor. Seçkinin ilk saldırısı çalışmadı ama sence beklediği etkiyi yarattı mı? Daha fazla en azından asker basmak durumunda bıraktı Darkstorm ve birazcık da mine, yani mineral toplama zamanından kaybetti. 10 tane link yapmak zorunda kaldı. Bu 5 tane drone demek. Şimdi bir kontra atak denemesi yapıyor Darkswarm. Bakalım hani bu çabası sonuç getirecek mi, ki getirmeyeceği görünüyor. Çünkü 3 tane baraka ve arkada 2 tane askeri var Spartaküs'ün. Buradan sonra artık Darkswarm'un işçi üretmeye devam etmesi gerekiyor kaldığı yerde. Evet, şu anda oyun agresif bir yapıdan yavaş yavaş daha ekonomik bir yapıya dönüşecek gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi Spartaküs burada duvarını ördü ve Darkswarm az sayıdaki ünitesiyle pek etkili olamayacaktır burada. Arka taraftan işçilerini basmaya devam ediyor. Daha iyi bir ekonomi geliştirmeye çalışacak. StarCraft'ta çok farklı değil arkadaşlar gerçek hayattan. Daha iyi ekonomisi olan taraf daha başarılı oluyor. Ve şu anda iki tarafta daha iyi ekonomiyi sağlamaya çalışıyor. Bakacak olursak Darkstorm'dan hızlı bir Roach Warren görüyoruz.
Acaba... Bu şunun habercisi. 3 tane barakayı gördükten sonra Dark Souls'un bir savunma anlamında bir hamle olarak Roach Horn attı. Ki bu beklenen mantıklı bir hamleydi. Evet, bakalım bunları ofansif olarak kullanacak mı Dark Souls? Bunu birazdan göreceğiz. Şu anda nüfusa baktığımızda 36'ya 41'lik bir Dark Swarm'ın üstünlüğü söz konusu. Ama henüz herhangi bir şekilde bir tarafa doğru denge bozulmuş değil. Oyun gayet eşit bir şekilde ilerlemekte. Dark Swarm'ın şu anda Zerglinglerinin hız geliştirmesinin bittiğini görüyoruz. Buna karşılık Spartacus'a baktığımızda Simpack geliştirmesi bitiyor ve aynı zamanda bir Starport eklemekte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla acaba hızlı bir drop oyunu mu göreceğiz Spartacus'tan? Ne dersin Hüseyin Hocam? Şu an fabrikasına reaktör koyuyor. Bu Starport'unu reaktöre bağlayıp hani MMM dedikleri Marauder Medivac üçlüsünü bir araya getirip böyle bir ölüm topu oluşturmaya çalışacak gibi görünüyor. Bu anlamda hani Zerg Terran mücadelelerinde Tank Marine görmemek yeni bir şey. Hani hakikaten iyi bir şey. Ki şu an tek nevini attı Factory'e. Bundan sonra tankları görebiliriz herhalde. Bakalım oyunun devamı nasıl? Evet. Şu anda Spartacus bizi bir anlamda yalancı çıkararak reaktörlü starportundan iki tane Viking basmayı tercih ediyor. Tabi bu Vikingler Overlord avlamak için çok faydalı olacaktır ve fabrikasında da tech lab eklemesiyle birlikte hızlı bir şekilde tank basmaya başlayacak gibi gözüküyor. Ordusunun bel kemiğini marine ve tanklar oluşturacak. Evet, gördüğünüz gibi tankı şu anda çıkıyor. 2 adet Viking şu anda haritaya çıkmış durumda ve Overlord avlamaya başladılar bile. Darkswarm'un etrafa dağılmış durumda çok fazla sayıda Overlord'u var. Bunları kaybetmesi onu ciddi bir şekilde geriye düşürecektir. Bakalım bunları kurtarabilecek mi? Onun dışında savaş alanına baktığımızda şu an Darkswarm'un ordusu büyük anlamda Zerglinglerden oluşmakta. Ve bunların geliştirmelerini de yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla acaba birazcık daha kara ağırlıklı bir ordu mu göreceğiz Darkswarm'dan? Ne dersin Hüseyin Hocam? Şu an senin de söylediğin gibi 24 tane lingi var. Roach Horn'u henüz kullanmak durumunda kalmadı. Geliştirmeleri de aynen linikler için, milli üniteler için. Bakalım nasıl bir teknolojiye gidecek Darkswarm, ben de merak ediyorum. Evet, şu anda iki tane Viking'i büyük ölçüde haritadaki kontrolünü sağladı Spartacus'un ve bu sayede drop'unu çıkartmasını pek de fazla göstermeden yapmayı başardı. Ve şu anda Darkswarm'un ana üstünde 2 dropship dolusu marine var. Bunları güzel pozisyonlandırırsa Darkswarm'un şu anda elinde olan ünitelerle buna karşı koyması mümkün değil. Gördüğünüz gibi marinler şu anda ana üstündeki mineral toplamayı tamamen engellemiş durumda ki yeterli askeri de olmadığı için Darkswarm bunu engellemiyor. Layer düşecek gibi duruyor. Bu eğer gerçekleşirse Darkswarm oyunda çok geriye düşecek. O Evolution Chamber'da giderse... Ve şu anda geliştirme bitmesine çok az kaldı. Çok az kaldı ve geliştirme bitiyor. Eğer bunu da kesseydi iyice geriye düşecekti Darkswarm. Şu anda pool'unu kaybedebilir. Spartacus birazcık daha saldırısını devam ettirmiyor. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Belki de ünitelerini kaybetmek istemiyor şu anda. Makroya odaklanmış durumda olabilir. Arka planda baktığımızda çok ciddi bir ordu basmakta olduğunu görüyoruz Spartacus'un. Şu anda oyunu kopardı diyebilir miyiz? Ne dersin Hüseyin Bence Hocam? Bence konuşmak için henüz erken. Hala birçok şey olabilir ama ciddi bir avantaj yakaladığı kesin. Evet. Medivac'lerin her şey de bitti. Artık iyileştiremiyorlardı marinleri. Şu an çok iyi bir pozisyonda marinlerini tutmakta Spartacus. Adeta eritiyor Zerglingleri ve bir noktadan sonra topladı Medivac'e, kaçırıyor onları. Evet, Darkswarm şu anda Lyra tekrardan çıkmak durumunda kalıyor. İkinci üstünde bunu aldığını görüyoruz. Infestor'ları için Pathogen Glands upgrade'i bitmek üzere, dolayısıyla bunlardan basabilecek ama yapabilecek galiba çok da fazla bir şey yok bunun dışında, değil mi Hüseyin Hocam? Şu an tekrar kaybettiği ivmeyi yakalamak durumunda Darkswarm. Bu konuda da elini çabuk tutması lazım çünkü hakikaten Spartacus ciddi bir avantaj yakaladı. Hem avladığı Overlord'lar hem aldığı binalar çok ciddi bir avantaj verdi kendisine. Bunu iyi değerlendirmesi lazım. Bakalım nasıl değerlendirecekler. Evet, şu anda Darkswarm'un bu darbeden sonra hızlı bir şekilde üsler almaya devam ettiğini görüyoruz. Ama Spartacus galiba haritadaki kontrolüyle bunları fark edecek. Gördüğünüz gibi iki adet Viking ile haritanın bütününü gezmekte. Bakıyorum acaba fark etti mi diye. Evet, buradaki
yayılma çabasının bilincinde. Üçüncü üssü de şu anda görmüş durumda. Bunlara pek fazla yaşam şansı bırakmayacak diye düşünüyorum. Ne dersin Hüseyin Hocam? Tabi şu an hani gerekli bilgiyi aldı Vikinglerle. Şöyle. Şöyle. Abi. Daya almıyor. Bak. Şu an hani şeye baktığımızda, ordu kompozisyonlarına baktığımızda şu an tank, marin ve medivek üstüsünü kullanıyor Spartacus. Bu arada drop'u da gerçekleştirdi Darkswarm'un saat 5 yönündeki üstüne. Infestor'lar ve Nick'lerle bunları tutmaya çalışacak ki başarılı olacak gibi görünüyor. Medivek'i bile affetmedi. Üstünü kurtarmasını bildi Darkswarm. Bu yerinde bir hamleydi. Daha fazla kayba zaten çok tahammül yok şu noktadan sonra. Aynı zamanda Spartacus'te bir üst daha alıyor. Evet, şu anda baktığımızda Darkswarm aslında sanki o büyük darbeyi yememiş gibi tekrardan büyük ölçüde kurulmuş gibi gözüküyor, değil mi? Bakalım şuradan sonra hani nasıl yayılacaklar, ne strateji izleyecekler ben de merak ediyorum. Tanklar çok pozisyonsuz yakalanmış durumda. Bir an önce siege geçmesi lazım. Ama şu hani ordu kompozisyonlarında Infestor'ların özellikle nöral parazit nerfünden sonra daha etkisiz kaldığı bu kompozisyona karşı bir gerçek. Burada evet, hani Brute Lord'a ihtiyacı olacak gibi görünüyor orta vadede. Şu anda baktığımızda Spartacus başladığı işi bitirmek istiyor gibi gözüküyor. Haritanın alt tarafına tekrar bir drop gerçekleştiriyor. Buradaki Hatch'in çok az hit point'u var ve hızlı bir şekilde buraya odaklarsa bunu yok edecektir ki bunu yapıyor. Evet, Hatchery'i aldı ve alır almaz marinlerini geri toplayarak Medivac'e kaçırmakta. Şu anda tam da yapması gereken şeyleri yapıyor. Overlord'larda hız geliştirmesinin bittiğini görüyoruz. Ne dersin, bu acaba bir Zerg için çıkartma habercisi olabilir mi Hüseyin Hocam? Bu Baning Drop anlamına da geliyor olabilir iş şartına. Bu arada Spartacus'un baskıyı hiç bırakmaması hakikaten iyi bir hamle ve performans. Evet. Şu an ana üstündeki işçileri de tamamen temizlemiş durumda. Bu baskıdan nasıl hani en azından bu baskıdan nasıl kurtulacağını Darkswarm'ın kısa zamanda bulması lazım. Ya da kendisi baskı üretmesi lazım. Hakikaten Spartacus'un baskısı bitmek bilmiyor. Hala ilerliyor Marine Medivac ve tanklarla. Evet, şu anda Darkswarm yakalandı. Darkswarm haritada muta olmadığı için Spartacus çok fazla sayıda drop ile oldukça can sıkıcı oluyor. Hüseyin Hoca'nın da söylediği gibi. Büyük ölçüde Infestor ve Zergling ağırlıklı bir ordusu var Darkswarm'un. Nüfuslara baktığımızda 179'a 123'lük bir dengesizlik var. Ve Spartacus arkada yeni üsler eklemeye devam ediyor. Ekonomik anlamda da çok öne geçecek. Baktığımız zaman 72 işçiye 65 işçilik bir üstünlük söz konusu. Ve yavaş yavaş ölümcül darbeyi vurmak üzere ilerlemekte gibi gözüküyor, değil mi Spartacus? Spartacus hakikaten oyunun sonunu getireceği benziyor ama çok fazla açgözlü davranıp tanklarını ilerletmesi yerinde olur. Yerinde bir şekilde tanklarını dizdi. Yalnız biraz daha yayabilirdi herhalde tanklarını. Çok da vakit kaybetmek istemedi gibi görünüyor. Şu an tanklar infestörü bile... Evet, şu anda tam adet 16 adet tankı var. Ve Spartacus oyunu almayı başarıyor. Tebrik edelim, hakikaten iyi bir performans gösterdi. İki oyuncu da iyi mücadele etti. İkisini ayrı ayrı tebrik etmek lazım. Güzel bir maç izlettiler. Gerçekten güzel bir maç oldu. Spartacus adeta droplarına ara vermeksizin devam etti. Hiç durmadı Spartacus. Hiç durmadı. Baskıyı hiç azaltmadı, hiç bırakmadı. Ve çok başarılı bir şekilde güçlü rakibinden oyunu koparmasını başarıyor. Hiç ara vermeden ikinci haritaya doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar.